Riemann toplamının limiti. Bu videomuzda Riemann toplamının limiti konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle Riemann toplamının kısaca bir ne olduğunu hatırlayalım. Ardından neden böyle bir başlıkla ilgileniyoruz ona gelelim. Bir koordinat düzlemi çizelim ve bunun üzerinde de bir eğri çizelim. Ve bunun üzerinden bu konuşmalarımızı yapalım. Burası x eksenimiz, burası y eksenimiz, bir tane de eğri ele alalım. Şöyle bir eğri olsun. Y eşittir fx fonksiyonu. Eğri bilineceği üzere bütün fonksiyonların, bütün grafiklerin genel ismidir. Fonksiyon olmayan şeyler de bir eğri belirtebilir. İngilizcesi curve'dür. A'dan B'ye kadar bu fonksiyonun altında kalan alana bakalım. Bu alanı hesaplamada çeşitli Riemann toplamlarını kullanıyorduk. Neydi bunlar? Sağ Riemann toplamı, sağ Riemann toplamı, sol Riemann toplamı. Bunların hepsinin amacı bunun altında kalan alanı yaklaşık olarak hesaplama fikriydi. Riemann toplamını eğer ki sonlu parçaya bölersek tabii ki işte limitiyle biz şimdi buradaki böldüğümüz parça sayısını sonsuza götürürsek bu eğrinin altında kalmış olan gerçekte var olan alanı tam olarak bulacağız. Sol Riemann toplamı, üst Riemann toplamı, alt Riemann toplamı, yamuk kullanarak, orta noktalar kullanarak daha hesaplamıştık. Bunları şimdiye kadar olan videolarımızda zaten konuşmuştuk detaylı biçimde. Buraya kadar olan bütün bölümde bizim yaptığımız şey sonlu parçaya böldük. 4 parçaya böldük, 5 parçaya böldük. Bize bu kaç parçaya böleceğimiz soru içinde söyleniyordu. Tabii ki biz buradaki eğrinin altında kalan alanı belli sayıda dikdörtgenlere böldüğümüzde mesela 4 taneye bölelim. Şöyle dikdörtgenler olsun mesela. 4 taneye böldüğümüzde tabii ki kaçınılmaz olarak yani şöyle oluşturalım dikdörtgenlerimizi. Burada mesela alt Riemann'ı kullandık. Buradaki çıkan dikdörtgenlerin alanları toplamı gerçekte var olan alandan daha küçük oluyor. Şuralarda hesaplayamadığımız bir alan söz konusu. Böldüğümüz parça sayısını arttırdıkça 3 parçaya böldük, hesapladık mesela. Parça sayısını arttırdık, 4'e böldük, hesapladık. 5'e böldük, hesapladık. Gittikçe buradaki hata oranımız azalır. İşte bu fikir ışığında biz bunu n parçaya bölersek buradaki alttaki alanı n dikdörtgen parçasına bölersek alt, üst, sağ, sol bu çok önemli değil. N parçaya bölersek ve n'i de sonsuza götürürsek işte buradaki limit bize n'i sonsuza götürmede yardımcı olacak. N'i sonsuza götürürsek yani sonsuz küçük dikdörtgene böldüğümüzde bu eğrinin altında kalan gerçek alanı bulmuş olur. N parçaya bölersek ve n'i de sonsuza götürürsek gerçek alana ulaşırız. Gerçek alana ulaşırız. Biz biliyoruz ki buradaki gerçek alan integral ile hesaplanabiliyordu. Şu integrali yazdığımızda a'dan b'ye alt sınırdan üst sınıra. Fx dx aslında bu integralin hesapladığı şey burada hesaplayacağımız Riemann toplamının limitidir. Yani buradaki alttaki alanı sonsuz küçük dikdörtgene bölüp bu dikdörtgenlerin alanlarını toplamadır bu. İşte bu gördüğümüz aslında buradaki alanı n parçaya bölüp
eni de sonsuza götürerek ulaştığımız değerdir. Bu nedenle bize burada ne gibi sorular gelecek? Mesela bir integral verilecek. Bu integralin sonucunu Riemann toplamının limitiyle bulmamız istenecek. Veya tabii ki bir eğri verecek. Bunun altında kalan gerçek alanı Riemann toplamının limitiyle bulmamız istenecek. Sadece gelirsek. Şimdi formüllerimize geçeceğiz. Derdimiz burada bir eğrinin altında kalan alanı artık tam olarak gerçek değeriyle bulmak. Bunun yolu da alttaki kalan alanı sonsuz küçük dikdörtgene bölüp bunun alanlarını toplamaktan geçecek. İşte bu da Riemann toplamının limitidir. Riemann toplamının limitinde iki çeşit söz konusudur. Sağ Riemann, sol Riemann. Riemann toplamının limiti. Toplamının limiti. Biz her zaman için sağı tercih edip bütün hesaplamaları sağ üzerinden sorar. Bütün kaynaklarda karşımıza gelen sorular da sağ Riemann'dır. Tabii ben ufak farkını da anlatacağım. Şuraya bir tane gene koordinat düzlemi çizip şuraya da şöyle bir eğrimizi oluşturalım. A'dan B'ye kadar olsun. Bu da Y eşittir Fx olsun. Bizim hedefimiz bunun altında kalan alanı gerçek değeriyle bulmak. Bunda ilk kullanacağımız sağ Riemann'ın toplamının limiti. Sağ Riemann toplamının limiti. Bizi özellikle sol Riemann toplamının limitini kullanın diye yönlendirmiyorsa soru, kesinlikle ve kesinlikle sağ Riemann toplamı üzerinden düşüneceğiz. Sol Riemann, ikisi de her zaman için alanı gerçek değeriyle verirler. Sadece sol Riemann'ı hesaplarken kullanacağımız toplam sembollerinde ufak farklılıklar söz konusudur. Toplamının limiti. Şimdi ikisinin de formüllerine gelelim. Öncelikle bazı tanımlamaları hatırlayalım. Delta x, bunu Riemann toplamlarında yapıp duruyorduk. Hesaplayacağımız eğri altında kalan alanın uç sınırları, alt ve üst, b eksi a bölü n'dir. B eksi a bölü kaç parçaya böldüğümüz? 3 parçaya bölersek 3 yazıyorduk. 5 parçaya bölersek 5 yazıyorduk. Ama biz burada n parçaya böleceğiz. Ve bu n'i de sonsuza götürdüğümüzde sonsuz parçaya bölmüş olacağız buradaki alanı. Delta x ikisinde de aynı olacak. Sağ Riemann'da da, sol Riemann'da da farklılığın ne olduğunu göreceğiz formüllerinde. B eksi a bölü n. Şimdi buraya geldiğimizde x i diye bir şey tanımlıyoruz. Bu aralığın alt sınırından başlayıp işte sınırlarını tanımlama, aralıkları oluşturma. A artı alt sınır her zaman artı delta x çarpı i. i'ye 1 verirsek bu a'ya bir tane delta x eklemiş oluruz. Mesela somut bir örnek üzerinden gidelim. 1, 5 aralığı içindeyiz. 4 parçaya bölerken 5 eksi 1 bölü 4 yapıp 1 buluyorduk. Bu bizim delta x'imizdi. İşte sağ Riemann'ı kullanırken bu formülle alt sınırlar hesaplanırdı. Sınırlar hesaplanırdı. A artı delta x i. A'mız burada 1 artı i yerine 1 koyduğumuzda sağ Riemann'da kullanacağımız ilk sınır geldi. 1 çarpı 1'den 2. İkinciyi hesaplamak için i yerine 2 koyardık. Buraya 2 geleceğinden ikinci kullanacağımız sınır 3 olurdu. Falan böyle giderdi. Yani bu aralıklar 1, 2 aralığındaki sağdaki, 2, 3 aralığındaki sağdaki. Bunları tek tek çıkartan formül budur. Yani çok öyle
yabancı bir şeymiş gibi davranmamamız gereken bir formül. XI eşittir burada A artı delta X çarpı I'dir. Buraya geldiğimizde sol Riemann toplamı sol sınırları çıkartması gerekir. Buradaki XI formülü işte farklılık buradan gelmektedir. A artı delta X çarpı I eksi 1 olacak. Buraya 1 koyduğumuzda burası sıfırlanacak. Dolayısıyla alt sınırla başlamış olacağız. İşte burada i eksi 1'e kadar gitmemiz olayı var. N parçaya bölüyorsak en sonuncuda da n eksi 1 koymuş olacağız. İkisi arasındaki farklılık bu formül üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi tam olarak sonucumuza gelecek olursak, sağ Riemann toplamının limiti, limit n sonsuza giderken i 1'den n'e kadar bu x i'yi götürüp şu fonksiyonun içine koyuyoruz. F x i. Yani şu gördüğümüzü komple götürüp fonksiyonumuzun içine yazacağız. Şimdi ben bunu buraya da yazabilirdim ama yazmadım. X i dedim. Çarpı delta x gelecek. Aslında biz Riemann toplamı bulurken de bunları yapıyorduk. Sınırla delta x ile bu sınırı götürüp fonksiyona koyduğumuzda çıkan değeri çarpıyorduk ki dikdörtgen alanı veriyordu. Bu da bize dikdörtgen alanı veriyor. İşte biz burada şimdi n parçaya bölüp n'i de sonsuza götürdüğümüzde işte buradakini sonsuz dikdörtgene bölüp de alanı hesaplamış oluyoruz. Bu sağ Riemann toplamının limitidir. Ve bunun sonucu kesinlikle ve kesinlikle buradaki tam olarak alanı verir ve yani integralin sonucunu verir. A'dan B'ye fx dx'in sonucunu verir bize. Bir integralin Riemann toplamının limitiyle hesaplanması istenirse kullanacağımız formül bu olacak. Şimdi aynı şekilde buna geldiğimizde yine formülümüz benzer biçimde gerçekleşecek. Limit n sonsuza giderken i 1'den n'e kadar f x i fakat buraya gelen x i de burada i eksi 1 var. Buradakinde i var. Formül aynı formül. Sadece x i'leri farklı sağ ve solda. Dediğim gibi daha geride de bizi zorlamadığı sürece hep sağ Riemann toplamı üzerinden gideceğiz. Özellikle sol derse bunu kullanırız. Bunun sonucu da yine A'dan B'ye fx dx çıkar. Sağı da kullansak, solu da kullansak her zaman için Riemann toplamının limiti aynı sonucu üretir. Yani farklı sonuç üreteceklermiş gibi bir fikre kapılmayalım. Sağ da kullanılsa, sol da kullanılsa bu alanı gerçek olarak verecek bu limit sonuçları. Bunu sonsuz küçük dikdörtgene ayırıp bunların alanlarını topladığımızda gerçek alana ulaşırız. Şimdi tamamen bunun uygulaması üzerine bir soru gerçekleştirelim. İlk çözeceğimiz soru bir fx fonksiyonu verip onun altında kalan alanı soracağım. İkinci sorumuz ise bir integral vereceğim ve bu integralin sonucunu Riemann limit toplamıyla bulunmasını isteyeceğim ki birçok hocanın favori sorularından birisidir kalkülüs 1 derslerinde. Şimdi ilk örneğimize başlayalım. Fx eşittir x kare eğrisinin x eşit 1'den x eşit 3'e kadar x ekseni ile arasında oluşan alanı Riemann toplamının
Limiti ne kullanarak bulun. Şimdi buradaki bize sorulmuş olan alanı bir çizelim. Gerekli değil çizim. Ama çizelim bir olayları anlamak için. Fx eşit x kare fonksiyonumuz en temel parabol grafiğidir bilmemiz gereken. Fx eşittir x kare. 1'den 3'e kadar 1 burası, 3 burası. Bunun altında kalan alanı Riemann toplamının limitini kullanarak bulmamız istenmiş. Sağ mı sol mu hiç belirtmemiş. O zaman sağı kullanmayı tercih ederiz. Buradaki alanı biz integrali de hesaplamayı biliyoruz. Bunu en son sağlama için de kullanabilirsiniz. En baştan da yapabilirsiniz. 1'den 3'e kadar x kare dx eğer alan x ekseninin üst tarafındaysa direkt integral alanın sonucunu verir. Alt tarafında ise başına eksi koymamız gerekirdi integralin. İntegralde alan konusunda bunu konuşmuştuk. Şimdi integralle buradan hesaplayacağım bu alanı. Sonra Riemann toplamının limitini aldığımızda da bununla aynı sonuç çıkması gerektiğini bileceğiz. Şimdi burada x karenin integrali üstünü bir arttırır oluşan üste böleriz. X küp bölü 3. 3 ve 1 koyalım. 3 koyunca 27 bölü 3. Eksi 1 koyunca 1 bölü 3. 26 bölü 3. Buradaki eğrinin altında kalan alan tam olarak 26 bölü 3'tür. Şimdi Riemann toplamının limiti bize kesinlikle ve kesinlikle 26 bölü 3 verecek. Bunun farkındayız. Bunları yapmayabilirdiniz kendi yaptığınız işlemlere güvenerek ama en sonunda bir integralle sağlama yapmakta fayda vardır. Şimdi burada başlayalım. Riemann toplamının limitini kullanarak bir eğrinin altında kalan alanı hesaplayacaksak birinci adım. Oldukça sistematik davranmak lazım çünkü birçok kişi açısından yeni konular bunlar. Önce delta x'i hesaplayın. Yeterince güçlendiğinizde kafanıza göre takılıp sıralarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama belli bir öğrenme sürecinde mutlaka sistematik davranmak gerekir matematikte. Delta x'i hesaplayacağız. Bunun formülü neydi? Yukarıda yazıyor zaten. B eksi a bölü n'di. Biz de burada Riemann toplamının limitini kullanacağımız için n parçaya böleceğiz. Parça sayısı belli değildir. N'i sonsuza götürüp sonsuz parçaya bölerek hesaplamış olacağız. Delta x burada a 1, b 3'tür. 3 eksi 1 bölü n. Yani 2 bölü n'dir. Bu bitti. İkinci adım. Sağ mı kullanacağız, sol mu? Karar vermek lazım. Merak edenler ikisini de hesaplasınlar. İkisinin sonucu da 26 bölü 3 çıkacak. Görebilirler. Ben sağı tercih ediyorum. Zorlamadığı sürece onu kullanmak daha iyidir. Çok da büyük farklılık yok. Adi bir işlemsel farklılık gerçekleşir arada. Önemli bir şey değildir. Olayların bütün kaynaklardaki dönme biçimi yani anlatılma biçimi sağ üzerinden olduğu için ben sağı kullanın diyorum. Yoksa sol da kullanılabilir. Aynı işleri yapıyorlar. Xi. A'mız burada 1. Artı. Delta x çarpı i dedik. Delta x'i ne bulduk? 2 bölü n. 2 bölü n çarpı i. Bunu da düzgünce yazacak olursak. X i eşittir 1 artı 2 i bölü n. Bu bizim x i'miz. Bu da bizim delta x'imiz. Şimdi bunları götürüp buradaki formülümüzde yerine koyuyoruz. Bu formülün sonucu işte bu integralin sonucuyla aynı değeri verecek bize. Tabi burada toplam sembolü kuralları gerekecek bize. Bu kuralları daha önceki bir videomuzda konuşmuştuk. Toplam sembolünün bilinmesi gereken kurallarını burada bazıları karşımıza gelecek. Onları hatırlatacağım zaten. Limit, Riemann toplamının limitine gidiyoruz. Limit en sonsuza giderken kuralı bir daha bir yazalım önümüzde bulunsun. i
birden. Burada bazı kaynaklar i, bazı kaynaklar k, bazı kaynaklar başka harf kullanır. Önemi yoktur, ben i kullandım. Onlar kafamızı karıştırmamalı, onların farkında olmayız. Onlar sadece bir tercihtir. i birden n'e kadar. Burada fxi çarpı delta x olacak. Şimdi başlayalım. Limit n sonsuza giderken i birden n'e kadar fxi fxx kare. Bunun içine gidip xi'yi koyacağız. Yani buradaki x yerine 1 artı 2'yi bölen koyacağız. Yani buradaki x karede x gördüğümüz yere 1 artı 2i bölü n koyduk ki bunun da karesini alacağız. Şunu götürüp buradaki f'te koyacağız. Yani f'imiz de bu. Bunu da koyuyoruz. Böyle bir şey gerçekleşiyor. Çarpı delta x'imiz de 2 bölü n. Şimdi buradaki kareyi alıp 2 bölü n ile çarpacağız. Gerisi sadece toplam sembolü ilk aşaması. Ardından da sonsuza giden limit hesaplaması. Limit n sonsuza giderken i birden n'e kadar şunun karesini alalım. Birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 4 i bölü n. İkincinin karesi artı 4 i kare bölü n kare. Çarpı 2 bölü n. Buradaki i'yi karmaşık sayı i'siyle falan karıştırıp bunun yerine gidip eksi 1 falan yazmayın. Burada herhangi bir harf olarak i'yi tercih et. 2 bölü n ile çarpalım içeriye. Limit n sonsuza giderken i birden n'e kadar 2 bölü n. 2 bölü n ile 1'i çarptım. 2 bölü n ile şunu çarptım. Artı 8 bölü n kare i. 8 i bölü n kare. 2 bölü n ile şunu çarparsam artı 8 bölü n küp i kare. Toplam sembolünde şöyle bir özelliğimiz vardı. Toplama çıkarma durumundakileri ayırabilirdik. Ve bizim toplam sembolümüzdeki değişken i'dir. İ'siz olanları da toplam sembolünün başına çekebiliriz. Limit en sonsuza giderken 3 tane toplam sembolünü ayırıyorum şimdi bunu. İ birden n'e kadar bunun tamamı içeride i'siz terim içeriyor. Yani burası sabit sayı. Artı bir toplam sembolü daha geliyor. 8 bölü n kareyi toplam sembolünün dışına çekiyorum. Çarpım durumunda. Çarpı i birden n'e kadar i artı buradaki 8 bölü n küpü toplam sembolünün dışına çekiyorum. 8 bölü n küp çarpı i birden n'e kadar i kare. Şimdi bunların kurallarını dediğim gibi toplam sembolüyle ilgili konu anlatımında konuşmuştuk. Hatırlayalım yine de. İ birden n'e kadar burada hiç i'li bir şey yoksa yani bunu a gibi bir sabit sayı olarak kabul edelim. A çarpı n toplam sembolünün sonucudur. İ birden n'e kadar içeride i varsa n çarpı n artı 1 bölü 2 bu toplam sembolünün kuralıdır. Burada bilmemiz gereken üçüncüsü de i karedir. Birden n'e kadar i kare. Bilmemiz gereken 4 tanesi vardır zaten. Bir de i küpü bilsek yeterlidir bizim için. O da n çarpı n artı 1 bölü 2'nin karesidir. Burada belirtmeyeceğim. Şimdi konu anlatımında var toplam sembolünün. Yeri geldiğinde de onu da konuşmuş oluruz. Bu üçü bile çoğunlukla işimizi görür zaten. N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6'dır. Şimdi bunların hepsini uyguluyoruz burada.
Limit en sonsuza giderken burada hiç iyili bir şey yok. O zaman bu n ne? 2 bölü n çarpılır. N çarpı 2 bölü n. Artı. Burada 8 bölü n karemiz var. Çarpı. Burada i var. Bunun kuralını açık bir biçimde şurada görmekteyiz. N çarpı n artı 1 bölü 2. N artı 1 bölü 2. Artı. Buradaki 8 bölü n küpü yazdık olduğu gibi. Çarpı. Bunun kuralı şudur. N çarpı i karenin kuralı. N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6. Varsa sadeleştirmelerimizi yapacağız. Ardından da limiti hesapladığımızda bulmamız gereken sonucun kaç olduğunu bir hatırlayalım. İntegralde en başta bunu yapmak zorunda değilsiniz demiştim. Ama en sonda bulmanız gereken sayı bu olacağı için yapıp kendinizi kontrol altına almak, yani işlemsel hatalardan kurtarmak adına yaptığımız bir şeydi o. Şimdi burada n'ler birbirini götürdü. Limit n sonsuza giderken n ile n birbirini götürdü. 2 kaldı burada. Buradaki n ile n birbirini götürdü. Buradaki 2 ile 8 birbirini götürdü. Şu 4'ü çarptım yukarıya. 4n artı 4 bölü n. Artı. Buradaki n küple şuradaki n birbirini götürdü. N kare kaldı. Şuradaki 8 ile şuradaki 6 birbirini götürdü. 3 kaldı. Şurayı çarpıp sonra da 4 ile çarpacağız. Hadi hemen üzerine çarpalım şunu. 2n kare artı n artı 2n 3n artı 1. Onu da 4 ile çarpıyorum. 8n kare artı 12n artı 4 bölü aşağısı 3n kare. Limit en sonsuza giderken sabit sayının sonucu sabit sayı olarak kalmaya devam eder. Sonsuza giden limit kuralları. Zayıf olanlar dönüp onun kurallarına bakabilir ya da burada konuştuğumuzdan bile çıkartabilirler. Dereceler aynıysa iki n'nin de derecesi aynı. Bunun derecesi 1, bunun derecesi 1 ise kat sayılar oranıdır. Buradaki n'in kat sayısını buradaki n'in kat sayısına böleceğiz. 4 bölü 1 orası. Burada da üçüncü bölüme geldiğimizde n kare n kare yine katsayılar oranı. 8 bölü 3 buranın sonucu olur. 2 ile 4'ü toplarsak 6 artı 8 bölü 3. 3 kere 6 18, 8 ile de toplarsak 26 bölü 3 olarak en başta bulmamız gereken değeri integralle belirlemiştik. İşte bu integral bu Riemann toplamının limitinin sonucunu vermektedir bize. Tam olarak nasıl gerçekleştiğiyle ilgili ileride videomuz gelecek ama şu an değil. Bunların hepsi belli bir sırayla ve fikirle gidilmesi gerekiyor. Şu an bu integral sonucuyla Riemann toplamının limitinin sağı da solu da aynı sonucu veriyor. Her zaman bunun farkında olmalıyız. Şimdi bir örnek daha yaparak bu videomuzu noktalayacağız. Şimdi bir integral verip de soracağım. Birçok üniversite hocasının sevdiği bir soru biçimidir. Sıfırdan 3'e kadar ele alalım. İçeriye de x koymuş olalım. Kendimizi yormayacak bir örnek yapalım. X dx integralinin sonucunu Riemann toplamının limitini kullanarak bulunuz. Üssü bir arttırıp oluşan üste bölerek integralle kolayca çözebileceğimizi biliyoruz ama soru bizden Riemann toplamının limitini kullanmamızı istiyor. Riemann toplamının limitinin en sonda bulacağı cevabı direkt biz başta bulalım. Alalım şu integrali. X kare bölü 2. Bunu
Çözüme yazmamak lazım çünkü bu istenen bir şey değil. Bu sadece kendimiz için sağlama kontrolü. Üssü bir arttırdık oluşan üsse böldük. 3'ü koyduk 9 bölü 2. 0'ı koyduk 0 etti. Yani bu integralin sonucu 9 bölü 2. Riemann toplamının limiti de sağı da kullansak, solu da kullansak bize 9 bölü 2'yi verecek. Şimdi başlıyoruz. Riemann toplamının limiti. Birinci adım her zaman delta x. B eksi a bölü n. Buradaki b 3. A 0. 3 eksi 0 bölü n. 3 bölü n. 3 bölü 4 yazdık kalıpta. 3 bölü n. Eğer ki bu integrali mesela sağ Riemann toplamıyla 4 parçaya bölerek hesaplayın dese n yerine 4 kullanırdık. Ama burada biz Riemann toplamının limitini kullanacağız. Yani tam bu integralin sonucunu bulacağız. İkinci adım xi. Xi eşittir a artı delta x çarpı i'dir. Elde edelim bunu. Xi. Buradaki a'mız ne? 0. Delta x'imiz ne? 3 bölü n. Çarpı i'miz ne? i zaten. Yani buradan xi'yi 3i bölü n olarak bulduk. Delta x ve xi elimizde var. Şimdi üçüncü adım tam olarak Riemann toplamının limitiyle sonucu bitirmekte. Sağ Riemann'dayız. Bunun farkında olalım. Sağ Riemann toplamının limitini hesaplıyoruz. N sonsuza giderken i birden sağ olduğunu gösteren şey burada delta x çarpı i kullandık. Burada delta x çarpı i eksi 1 kullansaydık soldu. Çok küçük bir farklılık vardır. Buradaki üst sınırımız n. Burada şimdi kullanacağımız fx i'yi bulmamız lazım. Bir de delta x ile çarpacağız. Fxi. Buradaki fx şu x'tir. Fx eşittir x. Bunun içine götürüp 3i bölü n koyacağız. Limit n sonsuza giderken i birden n'e kadar 3i bölü n yazdık. Şuradaki x yerine koyduk. Burada da x olduğu için 3i bölü n oldu. Çarpı delta x 3 bölü n. Şimdi bu toplam sembolünü önce hesaplayacağız. Sonra limiti alınca bulmamız gereken sonucun 9 bölü 2 olduğunu zaten biliyoruz. Limit n sonsuza giderken i birden n'e kadar şunları çarparsak 9i bölü n kare oldu. Evet. Şimdi bunu dışarıya çekecek olursak limit n sonsuza giderken yukarıdaki toplam sembollerini kullanacağız. İçeride i birden İ'siz olan bölümünü toplam sembolünün dışına çektim. N, i kaldı. Bunun kuralı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi yukarıda yazdık. Limit n sonsuza giderken 9 bölü n kare çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2. N'ler birbirini götürdü. Limit n sonsuza giderken 9n artı 9 bölü aşağıda 2n kaldı. N sonsuza giderken limiti hesaplamak dereceler aynıysa katsayılar oranına eşittir. 9 bölü 2. İşte bu integralin sonucunu Riemann toplamının limitiyle bulmuş olduk. Dediğim gibi bunun altında nasıl bunlar eşit çıkıyor fikirlerini konuşacağımız bir videomuzda gelecek. Ama şu an sınavlardaki başarı ilk etap hedefimiz. Ya sınavdaki soruyu bir yapabilir hale getirelim kendimizi.
Bazı kişiler düşünsel olarak, nedensel olarak kendini güçlendirmek isteyecek. Onlara hitap eden videolar da zaman içinde gelecek. Çok sabırsız olmamak lazım bu konularda. Bu konuyla ilgili bir sonraki videomuz şu olacak. Bize verilmiş bir limiti, bu Riemann toplamının limiti kuralından faydalanarak integral yardımıyla hesaplama videomuz gelecek. Ardından da Riemann toplamını böylece noktalamış olacağız ve Riemann toplamı ile ilgili örnek videolar serisi gelecek. Çeşitli üniversitelerin sınavlarında çıkmış Riemann toplamı sorularının çözümü olacak tahmini bir 10-15 kadar. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.